Dictionary konusuyla tekrar merhaba arkadaşlar. Dictionary aynı tipte birden çok veriyi key value şeklinde tutar. Her değere ait unique bir key bulunur. Dictionary yapısında dizilerde olduğu gibi bir sıralama bulunmaz. Dictionary tanımlarken key 1, 2 nokta üst üste value 1, aralarına virgül koyarak key 2, value 2, key 3, value 3 şeklinde bir yapı vardır. Örneğin bir dictionary tanımlayacak olursak bir var kişiler isminde string olsun. Öğretmen. Tabi string demiştik. Öğretmen. Ahmet. Virgül. Mert. Öğrenci. Can. İdareci. Temel. Şeklinde bir dizi tanımladık. Düzeltiyorum. Bir dictionary tanımladık. Burada 3 tane değer ve çift var. Key value var. Dolayısıyla key value çifti olan bir dictionary var. Bu dictionary içerisindeki eleman sayısına erişmek için count kullanıyoruz yine. Burada işte print ölenle kişiler içindeki kişiler nokta count eleman vardır. Konsola kişiler dictionary süresinde 3 tane eleman vardır yazdıracaktır. Yine boş olup olmadığını öğrenmek için yorum satır haline getirelim. If kişiler dizisi
Ezafiyeti ise printlenme. Dizi boş. Dur. Else. Printlen. Dizi. Doldur. Dizinin içerisi dolu olduğu için dizi doldur mesajı alacağız. Şimdi şurayı da açalım. Kişiler dizi eleman içerisinde 3 tane eleman vardır mesajını da aldık. Dizimize bir eleman eklemek istiyoruz. Bunun için şunları sileyim. Dizim yukarıdaki olsun. Kişiler dizisi içerisine başka diye ve bunun değerini yazalım. Rahat olsun. Böylece dördüncü bir eleman ekledik. Diyelim ki değerini değiştirmek istiyorum. Mesela idareci veya öğretmenin değerini değiştirmek istiyorum. Kişiler dizisinin içerisindeki değerini değiştireceğim bölümü yazıyorum. Mesela öğretmen değerini değiştireceğim. Öğretmen Ahmet'ti. Ahmet'in değerini Mehmet'le değiştirmek istiyorum. Artık Mehmet'in yeni düzeltiyorum. Öğretmenin yeni değeri. Öğretmen artık Ahmet yerine Mehmet oldu. Dictionary'deki güncellediğimiz verinin eski halini düzeltiyorum. Eski değerini tekrar alabiliriz. Update value for key diye bir metot var. Örneğin hala sırf elimizde bir dizi var. Bu dizi varken bir let eski dizi değeri diye bir değişkene şöyle yapalım. Kişilerin nokta update value'su benden değer istiyor. Değer öğrenci olsun. Student'ler. For key de
şey yapıyorum. Öğrenci burası olsun. Öğrenci. Batı olsun. Böylece bir nitelenme. Eskiler. Old value. Alalım. Altı alıyor değeri. Yani şu. Şurayı yanlış yaptık. Old value for. Öğrenci. Olacak. Evet, böylece update value 4k metoduyla eski güncellediğimiz verinin eski değerine erişebiliyoruz. Peki dictionary içerisindeki elemanları döngü içerisinde döndürmek için yapacağımız işlemlere bakalım. Dizimiz kalsın, dizimizi silmeyelim. Burada for döngüsü kuralım. Diyelim ki görev virgül isim, görev virgül isim in kişiler içerisinde 0. Bizim burada print önemli. Görev ve isim olarak alalım.
Evet, böylece konsola baktığımızda öğrenci Ahmet, öğrenci Can, öğretmen Ahmet, öğrenci Can ve idareci Emel şeklinde döngü içerisindeki elemanları, zaten koleksiyon içerisindeki elemanları döngü içerisinde döndürerek sonucuna ulaşabiliyoruz. Peki dizi düzeltiyorum. Dictionary içerisindeki elemanları diziye atamak için yapacağımız işlemlere bakalım. Elimizdeki yukarıdaki dizi aynen kalsın. Bir let tanımlamasıyla görevler diyelim. Bunu bir string halinde kişilerin nokta k'lerini alalım. Yine let isimle string ve kişilerin reallarını koleksiyon içerisindeki reallarını alalım. Böylece dizi içerisindeki elemanların koleksiyon içerisindeki elemanları diziye atamış olduk. Bir isim isminde bir dizi ve bu diziye kişilerden gelen değerler ve kişilerden gelen key'leri aktarmış olduk. Koleksiyonlar konusu sonunda koleksiyon konusu sonuna geldik. Bir sonraki konumuz olan enumeration ve görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın.